Şu ortamda esasında 100 kişiyi birlikte görmek, katılamayan arkadaşlar için YouTube'da bir platform açmak, bunlar kalacak mı hayatımızda? Yoksa bu COVID dönemine mi mahsus diye bir soru sorabilir miyim? Kalmayacak diyen birisi varsa sesini açıp cevap verirse çok sevinirim. Hocam ben chat'tekileri okuyabilirim. Bence kalıcı ve hatta daha ileri gidecektir demiş Muhammed. Nurgül evet kalacak demiş. Sümeyye kalıcı ve çok faydalı olacaktır demiş. Hayır Sizce şu olmaz diyen yok mu? hayır diyen yok galiba değil mi? Peki. Cevap veriyorum %100 kalacak. Neden %100 kalacak? Esasında dijitalleşme COVID döneminden öncesinde hayatımızdaydı. Geçen sefer sizinle buluşmamda yine katılan arkadaşlarımıza tekrar olabilir ama Davos'ta bundan 5 yıl, 6 yıl evvel en çok korktuğunuz nedir diye dünyanın büyük liderlerine sorulduğu zaman dijitalleşme ve iklim değişikliği bizi çok korkutuyor diye cevap verdiler. Neden dijitalleşmeden korkuyorlardı? Çünkü esasında Davos'ta liderlerin çoğu 50 yaş üstü. En genci 40'lı yaşlarda olan liderler dijital ortamda doğmamışlar. Dijitalleşmeye göçmen olarak gelmişler. Örneğin ben 60 yaşındayım. Dijitalleşmeye çok geç adapte, daha doğrusu çok geç öğrendim. Halbuki benim çocuklarım dijitalleşmenin içinde doğdular. Daha bebedi, eline dijital bir makina, evinde bir makina, etrafında bir makina görmeye başladı. Dolayısıyla da şu dijitalleşme de esasında bir gerçekten dijitalleşme içinde doğanlar ve göçmenler var. Davos'taki liderlerin çoğu göçmen olduğu için dijitalleşmeden korkuyorlardı. Nasıl dönüşeceklerini bilmiyorlardı. Çok büyük bir yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Eğer bu COVID dönemi bir şekilde hepimiz umarım sağlığımızı koruruz, yakınlarımız çok iyi olur, kayıplarımız durur, hastalıklar durur, salgın durur ve bu döneme ait bir şeyi iyi hatırlayacaksak dijital dönüşümü ya başladık ya dönüşüyoruz ya gerçekten %100 dönüştük. Bireysel olarak da, kurumsal olarak da, ülkeler olarak da. E-Devlet bunun en önemli uygulamalarından biridir. Bugün e-nabıza girip eski reçetelerimizi de görüyoruz. Ne gün aşı olacağımızı da görüyoruz. Hangi aile hekimine gideceğimizi de görüyoruz. Vergimizi de ödüyoruz. Bireysel olarak adli herhangi bir şey takip etmemiz gerekiyorsa oradan takip ediyoruz. Dolayısıyla da ta devletlerden, devletler arası ilişkilerden bireylere kadar çok geniş çapta dijitalleşme hayatımızın içinde. Elektronik imza kabul edildi. Bu çok önemli bir gelişme. Yani artık ıslak imzalar olmadan da protokollar imzalanabiliyor. Çok önemli gelişmeler olabiliyor. Peki bu dijitalleşme sizce ne zaman hayatımıza girdi gerçek anlamda? Teknoloji demiyorum. Dijitalleşme ifadesi iletişimin veya pazarlamanın ne zamanında hayatımıza girdi diye sizinle önce bir tarihçe paylaşmak istiyorum. Bundan sonraki sunum, daha doğrusu an itibariyle sunum maalesef İngilizce. Bu ana dilime saygısızlıktan kesinlikle değil. Veyahut da tercüme etmekten imtina edip de etmemden dolayı değil. Maalesef tüm araştırmalar özellikle İngilizce olarak yayınlanıyor ve ben size birlikteliğimiz müddetince dijitalleşmenin nasıl geliştiğini bu verilere dayalı sunacağım için İngilizce olarak ekrana yansıtacağım ancak Türkçe anlatacağım. Altını çizmek istiyorum tembel olmadığımı. Kilometre taşları şöyle. İlk defa dijital pazarlama ifadesi İlk 1990 yılında konuşulmuş. Konuşulmuş diyorum, girmiş demiyorum.
Sonra arkasında 90'lı yıl, yine 90 yılında Archie diye bir arama motoru hayatımıza girmiş. Duymuş muydunuz? Valla ben bile yaşım tutmasına rağmen kesinlikle hatırlamıyordum Archie'yi. Demek ki o zaman teknolojiyle veya internetle ortamında hiçbir iş yapmıyordum demek ki 1990 yılında. 94'te Yahoo girdiğini hatırlayanlarınız olabilir. Ben kullandım. Yahoo gruplar vardı. Yahoo gruplar esasında bugün Facebook gruplar gibi kendi içinde e-maillerle buluşulan Yahoo uzantılı ve belli konulara odaklanan ve belli konuları tartışan işte hemşireler Yahoo grubu, doktorlar Yahoo grubu, çiftçiler Yahoo grubu gibi farklı meslek gruplarında veya anneler, kadınlar, ev kadınları, yemek gibi alanlarda esasında Facebook'un bir modeli olarak düşünebilirsiniz. 94'te Yahoo hayatımıza girdi. Sonra arkasından 95'te Amazon hayatımıza girdi. Bunlar girip de iz bırakarak kalanlar. 98 Google herhalde hayatımızı değiştiren, ansiklopedileri evimizden çıkarttığımız, ansiklopedik bilginin artık yeterince yenilenmediği bir dönem oldu. Yanı sıra da yanlış bilgiyi de getirdi. Bu da bir gerçek. Çünkü neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmediğimiz dağınık bir ansiklopediden bahsediyoruz. Alibaba 99'da hayatımıza girdi, kalıcı olmak üzere. 2002'de de LinkedIn hayatımıza girdi. Sağ taraftakiler her gün kullandıklarımız. Yani LinkedIn'le başlayan, esasında 98 Google'la başlayan ve her gün yenilenen ve hayatımızın çok önemli platformları olan Skype, Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, iPhone. iPhone 2007 hayatımıza girmesi. Spotify, bugün Spotify'da listeleri paylaşmayan kalmadı gibi etrafımızda. WhatsApp ne kadar yeni esasında. Instagram yepyeni. Messenger yepyeni. Zoom şu anda üzerinde konuştuğumuz platform bugün 100, yarın 500, 1000 kişiyi bünyesinde barındıracak koskoca Lütfü Kırdar'da buluşur gibi konferanslar düzenlememize imkan veren Zoom 2011 yılında hayatımıza girdi. En son TikTok hayatımıza girdi. TikTok böyle çok gençler arasında hip hop, eğlence falan derken bugün geldiği noktada markaların kullandığı çok ciddi bir platform haline geliyor ve inanılmaz büyük bir hızla ilerliyor. Gelin önce bu tarihçede neler oluyor, neler bitiyor, rakamlarla bir gözden geçirelim. Üye olmanızı ve araştırmanızı öneririm. We Are Social ve Hootsuite'in birlikte yayınladığı, her yıl Ocak ayında yayınladığı yıllık bir dijital rapor var. Bu rapor çok değerli. Dünyanın bir sürü ülkesinde, Türkiye dahil olmak üzere dijital araştırma yapıyorlar ve karşılaştırmalı yayınlıyorlar. Bu raporu mutlaka takip etmenizi öneririm. Girdiğiniz zaman Digital Report diye, We Are Social World Hootsuite diye çıkacaktır zaten. İncelemenizi bu yıl COVID'e mahsus olmak üzere dijitalleşmenin gerçekten hızlandığı deniyor ki COVID döneminde, yani topu topu 9 ayda çok uzun gelmekle birlikte bir tarihçede 9 ayın kısalığından dolayı topu topu 9 ay diyorum. 9 aylık bir dönemde minimum 5 yıllık dijitalleşme sürecini tamamladığımız söyleniyor. Bunun 3 yıl diyen var, daha fazla söyleyen var ama galiba bütün çevreler 3 ila 5 yıl arasında ilerlediğimizi kaydediyor. Ve bu araştırma raporu Nisan ayında, Temmuz ayında ve Ekim ayında yenilendi. Yani 3 ayda bir yeni rapor yayınladılar. Çünkü bu hıza yetişmek için artık yıllık hızlar yetmiyor maalesef. Bugün geldiğimiz noktada nüfusun %56'sı bir kere dijitalleşmiş durumda. Ya bunun az gelişmişlerini beslenme
kıtlık yaşayan ülkelerin de olduğunu, bırakın teknolojiyi, daha beslenemeyen insanların olduğu bir dünyada %56'dan bahsediyoruz. Çok yüksek bir oran. Bunun telefon kullanıcısı, yani mobil kullanıcıları %67 penetrasyonu, internet %60'larda ve sosyal medya kullanımı %53'lerde dünyada. Müthiş bir orandan bahsediyoruz. Hangi ne bizi ortak paydada herhalde temel ihtiyaçlar, işte beslenme, barınak gibi temel ihtiyaçlarımız var ya, temel ihtiyaçlar gibi bir noktaya doğru gidiyoruz esasında dijitalleşmede. Vazgeçilmez bir durum olmaya başladı bizim için. Türkiye'de ise gördüğünüz gibi bu yalnız Ocak 2020'dir. Türkiye'yi maalesef ara dönemlerde ölçmediler. Ancak 2021 Ocak ayında, yani önümüzdeki bir ay içinde tazelenmiş rapora kavuşacağız. Ki internet kullanıcılarının %74 olduğu gibi penetrasyonu, mobil %92. Bu esasında inanılmaz. Yani Türkiye'nin ne kadar dijitalleşmede önde koştuğunu gösteriyor. Sadece burada neyi görmüyoruz? Bu dijitalleşmenin neye yaradığını görmüyoruz. Yani Türkiye'de bu dijitalleşme işlerin, ekonominin kalkınmasına mı neden olmuş? Sosyal bir eğlenceye mi katmış? Burada görmediğimiz bu. İleriki slaytlarda biraz daha derinleşeceğiz. Ve %64 sosyal medya kullanımı var ki yine çok çok yüksek bir orandan bahsediyoruz Türkiye'de. Pandeminin başından, daha doğrusu bir yıl ölçmüşler. Yani geçen sene Ekim'den bu Ekim'e kadar popülasyonun %1 artmış. Yani kullanıcılar, dijital kullanıcılar %1 artmış. Ve bu %2 mobilde artmış, %7,5 gibi internet kullanıcıları, herhangi bir yerden olabilir bu, bilgisayardan olabilir, cep telefonundan olabilir. Ve en fazla artan ne? Sosyal medya kullanımı. İster TikTok deyin bunun adına, isterseniz Facebook deyin, ama %12,3 oranında bir yılda artış göstermiş. İşte bunu ölçtükleri zaman 5 yıllık hızda gittiğimiz söyleniyor. Haberler peki nasıl takip ediliyor? Çünkü esasında sırf eğlence için değil, haber takip etmek için de geleneksel olarak gidip de gazete satın alanlarınız kaç kişi diye sorabilir miyim? Meracığım, sen bana yine yardım edeceksin. Evet hocam, şu an bakıyorum. Arkadaşlar çete yazabilirsiniz. Bir evet hayır olması gerekiyor çetin bir yerinde. Belki de oraya parmak kaldırabilirsiniz. Osman artı koymuş, evet demiş. Harika Osman, tebrik ediyorum seni. Ben de hala gazete en azından alıyorum. Çünkü gazeteleri yaşatmak istiyorum. İleride bir yerde göstereceğim. Türkiye'de gazete tirajları açıklanan 1.7 milyon, 1.8 milyon bile değil. İnanılmaz az. Ama gazete okunuyor mu? Okunuyor. Ya gazetenin dijital formatı okunuyor ya da internet formatı okunuyor. Yani web formatı. Örnek olarak veriyorum, Sabah veya Hürriyet veya Habertürk, hangisini veya Cumhuriyet veyahut da Yeni Akit, hangisini satın alıyorsanız onun internet web uzantılısı okunuyor veyahut da Turkcell'in dergiliğindeki gibi gazetenin kendisi sayfa çevirerek de abone olup da okumak mümkün. Gazete okunurluğu esasında dünya ortalamasından, daha doğrusu haber takibi Türkiye'de dünya ortalamasının üstünde, averaj %82 iken Türkiye'de %85. En fazla Yunanistan'da haberler internet üzerinden okunuyor. Enteresan bir şekilde en az Almanya, Amerika, İtalya, İngiltere gibi. Yani online mecradan haber takibi gelişmiş ülkelerde çok daha az. Bunun nedenlerine geleceğiz. Neden okunmadığını. Şimdi
kendi sunumumu arada sekteye uğratmayayım. Biraz sonra eğitimli ve gelişmiş ülkelerde niye haberlerin online'dan takip edilmediğine dair bilgi vereceğim. Hangi kanallar tercih ediliyor peki haberleri okurken? Sosyal medya en yükseği. Yani Twitter'da gördüğünüz veyahut da özellikle haber Twitter'dan takip ediliyor bu arada. Yani Instagram daha görsel şölen, Facebook daha gruplar arası haberleşme ve bir konuya derinleşme ve perçinleme. YouTube görsel, yani videoların izlendiği kanal, ancak Twitter bir şikayet platformu. Yani bir şeyi şikayet etmek istiyorsanız hemen tagleyerek kullanıyorsunuz ve ciddi bilgi aktarımı, informasyon paylaşımı için Twitter kullanılıyor. %82. Televizyon, ya ana haberler, kablolu kablosuz olmak üzere %65'lerde. Messenger gruplardan, işte bir yerden birine forward ediliyor vesaire, bu da çok yüksek, %55'lerde. Yazılı basın %28'lerde. Ve gittikçe de düşüyor. Yani büyük bir ihtimalle biz bunu Türkiye değil, bu dünya, ancak Türkiye'yi ayak izi olarak görün lütfen. Gazetenin düşüşünü göreceğiz gibi duruyor. Radyo yüksek. Radyo arttı. Biraz mobil olmamızdan kaynaklanabilir bu. Biraz gözlerimizi dinlendirmek için olabilir bu. Çünkü hayatımız tamamen ekranın arkasında, ekrana bakarken geçiyor günümüzde COVID nedeniyle. Şimdi bu haberler okunurken para vermeye razı mıyız? Bu çok önemli bir konu. Biliyorsunuz gelişmiş ülkelerde de bu sorun bir türlü halledilemiyor. Bütün büyük gazeteler haberleri internet ortamına taşımak istiyorlar. Artık gazete çıkartmak istemiyorlar veya dergi çıkartmak istemiyorlar. Bunun birkaç tane nedeni var. Birincisi ekonomik nedenlerle kağıt çok pahalı bir şey. İkincisi çevresel nedenlerle kağıt kullanımı çevreye zarar veriyor. Esasında ağaçtan yapılıyor. Dolayısıyla da bu iki temel nedenle gazetelerin çıkmaması için yıllardır büyük bir uğraş veriliyor dijitalleşme için. Ancak maalesef abone olarak satamıyorlar. Yani gazetenin bir birimini ödemeye razı olan insanlar internet ortamında o parayı ödemeye hazır değil. Ancak görüyoruz ki yavaş yavaş başlamış durumda habere para vermeye razı olanlar. Sebebi de para verdikleri zaman regüle bir habere, yani regüle edilmiş, hukuksal olarak doğruluğu teyit edilmiş bilgiye erişeceklerine inandıkları için %19'a yükselen bir oran var. Fena değil. Yani %0'lardan geldiğimiz bir noktada iyi bir yükselmedir. Ve bunu 18-24 yaş söylüyor. Yaşlandıkça, yani benim yaşımın üstündekiler, canım niye ben online'da para veriyorum ki şimdi diye gittikçe düşüyor. Bu da neden? Hatırlarsanız ne demiştim? Dijitalleşmeye göçmen olan grupla dijitalleşmenin içinde olup da normalleştiren insanlar grubudur bu esasında. Bu parayı vermeye razı olan, ki ekonomik olarak bakıldığı zaman özellikle 25 üstünde bireysel ekonomik olarak Türkiye bunu kabul eder. Yani aranızda daha genç olup da para kazanan olabilir ama yani 25 yaş üstü para kazanır duruma geldiği kabul edilir araştırmalarda. Ona rağmen bir küçük yükselme veriyor kendi parasını kazanana. Sonra arkasından gençlerden geriye doğru düşmeye başlıyor. Bu dijitalleşmede peki insanlar web sitelerinde nasıl arıyorlar, yani habere nasıl ulaşıyorlar diye sorarsanız en iyi araştırma sonucu Alexa verir. Alexa hangi siteye daha çok tıklandığını, hangi sitede daha çok kalındığını ölçen bir oluşumdur.
Bir numara tahmin ettiğiniz göre Google. Zaten bir sürü bilgisayar Google'a teknik olarak Google'ı zaten size veriyor. İlk aramada karşınıza Google çıkıyor. Dolayısıyla da Google çok yüksek. YouTube aşırı yüksek. Arkadan gelen Tmall, Çin'in Google'ı. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam. Biliyorsunuz belli ülkelerde Facebook, daha sonra sosyal medya kullanımı ve sosyal medya araçları global değildir. Kapalı ekonomiler ve kapalı sosyal gruplardır. Çin kendi içinde bir dünyayla savaşacak kadar büyük boyutta platformlar doğurabiliyor. Netflix hayatımıza girdi, pir girdi. Yükselişini bekliyoruz önümüzdeki dönemde. Yani bugün 19'u, 20. sıradaydı, 19'a yükseldi. Daha da yükselecek gibi duruyor. Zoom sırada değildi, 14.'lüğe zıplamış durumda. Bunlar COVID döneminde hayatımıza giren çok önemli platformlar. Peki, arama yaparken global web sitelerindeki bu esasında bakın Nisan ayında Netflix 20.'lüğe gelmiş bu arada. Zoom'u görmüyorum yanılmıyorsam. Mesela Zoom yok bile Nisan ayında. Zıplayarak 14.'lüğe ulaşmış durumda. Şu sol üst köşede tarih yazıyor. Ekim ayında ne aradığımıza geldiği zaman insanların daha ziyade Google'a veya Facebook yazarak araştırdığını görüyoruz. Ancak Nisan ayına şimdi sizi getireceğim. Bakar mısınız o büyük platformlar içinde koronavirüs tek başına 3.'lüğe yükselmiş. Çünkü hepimiz Nisan ayında bu koronavirüs nedir, ne yapar bize, dünyada neler oluyor bitiyor diye o kadar aradık ki aradan 6 ay geçtiğinde hepimiz artık kendi kanalımızı bulduk. Ya Facebook grubundan, ya Twitter'dan, ya bir WhatsApp grubundan en doğruyu bilgiyi alacağımıza ikna olup da artık öyle başıboş bir şekilde koronavirüs yazmıyoruz Alexa'da bir arama yaptığımız zaman. Türkiye'de web siteleri aramalarında nerede? Türkiye'de de dünyayla aynı, Google'dan arama yapıyoruz. Arkasından YouTube'u araştırıyoruz. YouTube inanılmaz yükseliyor. Tahmin edersiniz bunun niye yükseldiğini. Çünkü söz değil, görsel, daha doğrusu videoya biraz tembelliğimizden, biraz kolaycılığımızdan, biraz hoşluğundan videolara eğilimimiz çok yüksek. Dinleyeceğimize video seyretmek çok daha kolay geliyor. Hemen arkasından 5.'ye bakar mısınız? Sahibinden.com. 6. Trendyol, e-ticaret inanılmaz yükseliyor. Ve 10. hürriyet.com.tr. Bu neyi gösteriyor? Esasında haberden ziyade alışverişi seviyoruz. Ya 10. sırada hürriyet.com.tr'ye gelirken 6. sırada Trendyol, 5. sırada sahibinden olması bizim tüketmeyi hala ne kadar sevdiğimizi gösteriyor. Bu acıklı esasında. Haber yerine buralardayız. Hepsi burada, hemen arkasından geliyor 12. sırada. Sonra Milliyet vesaire diye hangi web sitelerinin daha fazla okunduğuna dair küçücük bir bilgi. Örneğin 35. sırada şu anda ya da 25. yanlış map.gov.tr'yi görüyoruz. Milliyetin Bakanlığı'nı görüyoruz. Sebebi de özellikle çocukların eğitimiyle ilgili ana bilgiyi oradan çekebilmek için. Tarihinde böyle bir şey yok MEB'in. Uzaktan eğitim nedeniyle her gün yeni bir genelge, her gün yeni bir karar nedeniyle MEB inanılmaz yükselmiş durumda. Bir de kızlar soruyor, platformu enteresandır. Hep kızlar soru sormaya çekinir ülkemizde. Kızlar soruyor, soru soruyor. Liberal, serbest olarak herkesin rahatlıkla soru sorabildiği bir platform olduğu için her zaman çok yüksektir. Çünkü annesine soru soramayan, babasına soru soramayan, öğretmenine soru soramayan kızlarımız belli bir platformda istediğini rahatlıkla sorabiliyor. Demin sormuştum. Osman, tekrar tebrik ediyorum gazete okuduğun için.
Gerçekten azınlıktasın. Açıklanan tirajlar 1.7 milyon civarında. Maalesef yazılı basın gittikçe azalıyor. Toplam 31 tane mecra var kayda tiraj açıklayan. Online'da çok daha fazla var bu arada. İlk baştaki ilk 5 genellikle Hürriyet, Sabah, Sözcü, Posta ve Milliyet arasındadır. Yeni Şafak, Akşam, Takvim ikinci listede her zaman. Bir gazetenin yaşaması için 100 bin baremi çok önemlidir ekonomik olarak yaşayabilmesi için. Ama Yeni Yaşam mecrası 1000 adet basılıyor ve 1000'inin de okunduğuna eminiz. Yani tirajların esasında ne kadar okunduğunu tam olarak da bilmiyoruz. Baskılı, basılı veyahut da abone sistemiyle dağıtılıyor olabilir. Örneğin Aydınlığın, Cumhuriyet'in, Yeni Çağ'ın, Yeni Birliğin, Milat ve Karar ve Akit'in çok net, keskin bir okur kitlesi olduğunu biliyoruz. Yani gerçekten alınıyor ve takip ediliyor. Bu arada bu tip bilgileri de arada paylaşmış olayım dijitalleşme derken. Geleneksel yöntemlerde ölmedi, esasında ölmemesini de sağlamakta fayda var. Şimdi dijitalleşmede hep bir mecra konuştuk ya. Esasında aradığımız mecra falan değil. Esasında biz içerik arıyoruz. Google'a bir şey girdiğimizde. Koronavirüs örneğiydi. Ne tip içerikler arıyoruz diye Nisan ayında yapılan araştırma en fazla sinema arıyormuş dünya, film arıyormuş. Hangi film daha iyidir arıyormuş. Nisan ayında komik videolar ve mimler çok revaçta. Ve de Nisan ayında eve kapandığımız dönem olduğu için nasıl yapılır videoları çok önemli. Demolar çok önemli. Ekmek nasıl yapılır dan, dolap nasıl kurulur dan, eğlence, ailecenek nasıl eğlenirize kadar enteresan bir şekilde eğlenceli veyahut da eğitici içerikler aranmış. İnanılmaz bir şekilde. Şimdi biraz dönecek. Başka araştırmalar gösteriyor ki artık arayışımız eğlence değil. 9 ayı devirmiş. Bütün ülkeler hem bir yandan salgınla mücadele ederken, bir yandan ekonomik olarak büyük bir salgınla mücadele ederken, diğer taraftan sosyal ve özel yaşamlarımızda kısıtın, limitlerin üzerimizdeki baskısıyla birlikte esasında bir toplumsal depresyona gidişten bahsediliyor. Psikolojik olarak hepimizin daha düşük olduğu, hepimizin artık eğlenceye aramak bile istemediği bir döneme girdik. Bu dönemde eğitici programlar ağır basıyor, içerikler. Öğrenmek istiyor, haber almak istiyor. Ekonomiyle ilgili haber almak istiyor. Hukukla ilgili haber almak istiyor. Salgınla ilgili haber almak istiyor. Toplumsal olarak gelişimiyle ilgili haber almak istiyor. Bireysel olarak ben kendimi nasıl geliştirebilirim diye bir yerleri karıştırıyor. Yani eğlence ilk başlarda esasında eve kapanmanın, uzaktan çalışmanın bir nevi rahatlık olduğunu düşünenler bugün artık aynı düşüncede değil. Tabii bu arada şunu unutmamak lazım. Bu dijitalleşmeyi tetikleyen unsur uzaktan çalışma lüksüne veyahut da uzaktan çalışma şansına sahip olanlar veya maalesef işsiz olduğu için dijitalde daha fazla zaman geçirebilirler. Yani maalesefler ve şans faktörü bir arada. Bunu tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesi işsizliğin artması, diğeri uzaktan çalışmanın artması. Ama özellikle sahada çalışanları da unutmamak lazım. Sahada çalışanlar bunu sadece iş için kullandı. Özellikle sağlıkçılar, özellikle kamu görevlilerinin ve üretim yapanların, yani mavi yaka diye adlandırılan üretim yapanların bu şansı olmadı. Sadece onlar belki bir yerde dinlenirken veyahut da yolda
giderken dijitalleşme imkanı bulabildiler. Bunları da kayda geçirmek lazım. Her şey sadece veri değil. Ben size verilerden bahsediyorum ama bunun arkasında müthiş hikayeler var. Siz katılmadan evvel Erdem Hoca ile ve sevgili Meyra ile en fazla ilgi çeken konu neydi diye sorduğumda hikayeleşmeye ilginin çok yüksek olduğunu öğrendim. Çünkü hikayeleşme demek içerik demek. Hikayeleşme demek insan demek. Hikayeleşme demek duygu demek. Hepimiz esasında duygusalız daha fazla. Hepimiz daha fazla tepkiseliz. Bunu kesinlikle unutmamak lazım. Burada rakamları konuşuyoruz. Biraz sonra bu rakamları nasıl kullanacağımızı anlatacağım size. Çok hızlı geçeceğim. İçeriği nasıl alıyorlar? Online videoları demin söylemiştim. Bu tembellik. Emin olun tembellik. Okumayı sevmeyen, videodan takip etmeyi seven bir dünyadan bahsediyoruz. Sadece Türkiye'ye mahsus değil bu. Okuma geride kalıyor seyretmekten. Müzik dinleniyor. Çok yüksek oranda müzik dinleniyor. Radyo dinleniyor. Burada esasında kaçınız dinliyor bilmiyorum. Podcast yükseliyor. Ve bir şey kalıcı olacaksa kesinlikle podcast olacak hayatımızda. Kaçınız podcast izliyorsunuz, dinliyorsunuz? Meracığım yine galiba yardımına ihtiyacım var. Evet hocam, çete bakıyorum şu an. Berna el kaldırdı, Zeynep el kaldırdı. Sanırım bunun için el kaldırıyorlar. Bunun dışında Nurgül Öğüt ben demiş. Mert Evren Bayraktar ben dinliyorum hocam demiş. Çok özür dilerim. Bu arada ben ekrandan kaçtım. Podcast yükseliyor. İnanılmaz da yükselecek. Ses yükseliyor çünkü. Ve şimdi söz, yani gözle takip ettiğin metin azaldığını söylemiştim. Videoya kaçmıştı aklımız. Video için hem dinlemeniz hem görmeniz gerekiyor. Altyazılar var. Yani tabii ki altyazılar var. Özellikle işitme özürlüler için altyazı artık çok normal bir uygulama, doğal bir uygulama. Ancak konsantrasyon olarak yolda yürürken video seyretmeniz ayağınızın takılıp düşmesine neden olabilir. Ama yolda yürürken bir podcast dinlemeniz çok kolay. Ya kulağınıza cihaz dayayarak ya da zaten cihazlarla birlikte neredeyse artık birlikte çıkan kulaklıkları takarak kimseyi rahatsız etmeden, kendiniz rahatsız olmadan istedi ve yanınızdakini herhangi bir yüksek ses vermeden dinleyebileceğiniz çok önemli mecralar. Podcast kalıcı olacağı gibi o TikTok nasıl yükseldiyse aynı şekilde yükseleceğini öngörüyoruz. TikTok'un yükselişini burada göreceksiniz. Sonlardan gelip en fazla kullanılan sosyal medya platformları kullanıldığında Facebook bir numara. Facebook öldü diyenlere inanmayınız. Bu etrafımda çok duyduğum bir şey var. Artık Facebook öldü. Orası yaşlılar platformu. Hayır efendim, ölmedi. Sadece orası gruplaşmaların derinleştiği bir platform oldu. Odak konular var artık. Konu odağında. Demin söylemiştim Yahoo gruplardaki gibi hemşireler, doktorlar, avukatlar, otomotivçiler, lüks araba sevenler, teknoloji sevenler olarak gruplaşmaların çok olduğu ve çok derin bilginin paylaşıldığı bir platform. Gördüğünüz gibi açık arada ön planda. YouTube hemen arkasından yükselirken WhatsApp tahmin etmeyeceğiniz kadar, mesela ben bu rapora baktığımda WhatsApp'ı hayretle karşılıyorum. Yani WhatsApp'ın bu kadar ciddi bir sosyal medya platformu olduğunu kullanıcı olarak bile bu raporda görünce idrak ediyorum. Bana sosyal medya platformlarını say dediğinizde WhatsApp'ı çok kısa bir zaman öncesine kadar saymıyordum. Halbuki orası çok ciddi bir sosyal medya platformu haline dönüşmeye başladı. Eminim sizlerin de vardır, gruplarınız vardır. 150 kişilik grubum da var, 3 kişilik grubum da var. Devamlı bir gruplaşma, sadece mesajlaşma olarak değil, bilginin paylaşıldığı platformlar olarak kullanıyoruz.
Messenger keza çok yüksek. Twitter gördüğünüz gibi en altlarda ama doğruluğuna en fazla inanılan platform da Twitter. Bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mesela Telegram çok yüksek duruyor şu anda. Telegram kullanıyor musunuz bilmiyorum. Hızlı mesajlaşma ve platformu. Bir ara moda oldu. Ben eminim Eylül ayında ya da Ağustos ayında bu yapılsaydı çok daha yüksek çıkacaktı. Şimdi düşüşe geçti. Yani teknolojide de dijitalleşmede de böyle bir şey var. Bir şeyler enflasyonist olarak yükseliyor. Sonra pat diye yerine oturuyor. Ki Telegram da bunların başında geliyor. İş için kullanılıyor mu? Bu şimdiye kadar anlattıklarımı lütfen bireysel olarak dinlemeyin. Çünkü dijitalleşme esasında ekonomik kalkınma ve sosyal kalkınma için dijitalleşme ancak iş dünyası da kullandığı zaman olur. Yoksa eğlence platformundan kişisel gelişim ki çok önemli olmakla birlikte yeterli değil. Yani ekonomik katma değer katan iş dünyası kullanılıyor mu dendiğinde ve ne kullanılıyor dendiğinde hala e-mail kullanılıyor aramızda. E-mail çok önemli. Yani yine de ciddi bir şey yazacağımız zaman eskilerin antetli kağıdı ve mektubu gibi e-mail kullanıyoruz. Altında elektronik imzalarımız var, havalı ünvanlarımız var. Yani resmi bir mesajlaşma platformu. Ama hemen arkasından ki bunun daha da yükseleceğini öngörüyoruz WhatsApp. Her paydaşımla bir WhatsApp iletişimim var. Her e-mail grubunun bir WhatsApp replikası var. Dolayısıyla da WhatsApp çok önemli. Bir de Slack gibi biliyor musunuz bilmiyorum. Slack özellikle şirketlerin içinde kullandığı kendi aralarındaki yazışmaların bir board gibi bir yerde aktığı bir platform diye bakabiliriz. Ama bunu başka platform, yani biz de şimdi kendi içimizde bir Slack açıp kullanabiliriz çok rahatlıkla. İşbirliği platformları kullanılıyor. Video toplantılar. Telefonla konuşma günde 10 tane ise bunun eskiden Nisan öncesinde günde diyelim ki 10 telefon konuşması yapıyordum. Şu anda bu 10 konuşmanın 8'ini video görüşme olarak yapıyorum. Sadece ikisi telefonda ve yadırgıyorum. Geçen gün iş için biriyle telefonda konuştum. Yaptığım hareket şuydu. Elimde telefon, devamlı telefona bakıyorum. O kadar alışmışım ki video olarak bakmaya. Halbuki gördüğüm orada ya numarası ya kendi koyduğu resmi ama o kadar. Video hayatımıza bir girdi, video konferanslar bir girdi ve kesin kalacak. Sosyal medyadan konuşmuştuk. Video conferencing, yani şu anda yaptığımız konferanslardan çok güzel bir veri. Temmuz ayının verisi daha da yükseldi. Ocak ayında yenisiyle lütfen karşılaştırınız. Zoom üzerinde bir günde 300 milyon video konferans yapılıyordu Temmuz ayında. Bunun yüzde kaç arttığını bilmiyorum ama arttığına eminim. En azından kendimde denek olarak bunu söyleyebilirim. Alternatif platformlar var bildiğiniz üzere. Google Meet var, Microsoft Teams var, Skype var, Cisco var. Bir sürü daha sayabileceğim platform var. Bu arada Cisco da çok yüksek bir oranda. En yüksek oranda gözüküyor. Ama görünüyor ki piyasa yani Zoom'a kaybediyor gittikçe Cisco. Daha emniyetli bulunuyor. Çünkü Zoom'la hatırlarsanız bir güven sorunu olmuştu. Zoom toplantılarının dışarıdan rahat hacklenebileceği, bilginin dışarı çıkabileceğine dair Nisan-Mayıs aylarında çok ciddi bir krizle Zoom karşılaştı. Buna rağmen hızla büyüyor. WhatsApp üzerinden ki WhatsApp'ta en son hatırlamıyorum kaç kişi görüşüyor ama kalabalık bir grubu, hani minimum 8 kişi yanlış hatırlamıyorsam 16 da olabilir, düzeltin beni lütfen. WhatsApp üzerinden görüntülü olarak konuşabiliyoruz artık rahatlıkla ve 2 milyar kişi WhatsApp üzerinden görüşme yapıyor ve
13 yaş üstünde WhatsApp kullanımı gittikçe artıyor. WhatsApp üzerinden iş yapanlar, WhatsApp biliyorsunuz en son alışveriş yapma imkanı da vermeye başladı. Direkt alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani direkt olarak linke gönderiyor ve dışarıya atmadan gönderiyor. Dolayısıyla da e-ticareti de içine aldığı için WhatsApp'ın yükselişini öngörebiliriz. Facebook bahsetmiştim. Çok kısaca bahsedeceğim. Facebook statükosunu koruduğu gibi yükselecek gibi duruyor ve de yaş grubu olarak da yüksek yaş gruplarında daha fazla olmak kaydıyla gençlerde de çok yüksek. Özellikle Facebook Messenger nedeniyle gençler Facebook'tan vazgeçmeyecek gibi duruyor. YouTube keza çok yüksek. Bunları hızlı geçiyorum. TikTok yükseliyor ve TikTok'ı lütfen eğlencelik görmeyin. Bu sene 2-3 tane Türk markası da TikTok üzerinden reklam filmi yayınlayıp galiba ilki SY22 değil de facto olabilir. Çok güzel bir reklam yayınladı. Çok da basit bir reklam yayınladı. Reklamcılık artık eskisi kadar zor değil. Çünkü reklamcılıkta prodüksiyon inanılmaz büyük bir bütçeydi. Reklamda prodüksiyon inanılmaz büyük bir zaman istiyordu, uzun zaman istiyordu. Artık bir TikTok'la tık bir kişiyle anlaşıp şahane bir reklam filmi yapabiliyorsunuz. Bu esasında reklamcılığın esprinin bozulduğu çok önemli bir dönem. Bu teknolojide ne değişti derseniz, iletişim kesinlikle değişti. Bütçe dağılımları kesinlikle değişti. Çünkü teknoloji bize çok hızlı, gerçek zamanlı iletişim yapma hakkı veriyor. Ödül kazanan en önemli şeylerden biri gerçek zaman. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Dolu yağdığı zaman IKEA çok hızlı bir gerçek zamanlı sosyal medya postu yayınladı. Arabaların üzerine IKEA kilimlerle giydirdi. Ve dünyanın en zeki gerçek zamanlı ödülünü kazandı. O kadar basit ki esasında bütün yapılan gerçek arabaya bile gerek yok. Yani bir arabanın üzerine yine dijital imkanlarla bir art direktörün giydirmesi, prodüksiyona bile gerek yok. Kilimle örtmesi ve sosyal medyaya konması. Esasında fikir bulunduktan sonra yarım saat içinde hayata geçebilen, belki de eğer art direktör hızlıysa 10 dakikada hayata geçebilen bir reklamcılık dilinden bahsediyoruz. İletişim çok değişti. Artık biz bir ay düşünelim, fikir üretelim değil, bir ayda o kadar çok şey değişiyor ki. Hukuk bile değişiyor. Bırakın ekonomiyi, bırakın sosyal gelişmeleri, bırakın psikolojik tepkileri. Hukuksal olarak bambaşka bir platforma giriyoruz bir ay sonrayı planlarken. Onun için dinamik planlama yapıyoruz, dinamik uygulama yapıyoruz. Her şey fikir, yaratıcı fikir, yaratıcı fikir. Ama tabii ki stratejik olmak kaydıyla. Fikri uygulayabilmek için biz bu platformlara mecburuz arkadaşlar. Bunların hepsi araç, kabul ediyorum. Ama fikir sahibiysen fikrini hayata geçirebilmek için dijitalleşme kaçınılamaz. Dijitalleşme bir hedef değil. Dijitalleşme bir yol. Sizin stratejik yol haritanızı hayata geçirmek için inanılmaz bir kolaylık. Dolayısıyla da bütün bu kolaylıkları çok çok iyi bilmek zorundayız ki hızla hayata geçirebilelim. Hala elimde megafonla bir iletişim anonsu yapabilirdim. Kaç kişi duyardı beni? Veyahut da olduğum yerden seslenirsem, işte evde birlikte yaşadığım hayat arkadaşım, kocam, aynı ailede yaşıyorsanız, evladınız, anneniz, babanız, dan başkası duymayacak. Megafon olursa yandaki komşu da duyar. Eğer ki daha büyük bir hoparlör olduğunu düşünürseniz, cami yayını gibi düşünün, mahalle duyar. Biraz daha ilerisinde bu platforma şu ekranın arkasından girdiğiniz zaman o ekran başındaki herkese aynı anda ulaşma şansınız olur.
Dolayısıyla da dijitalleşme kaçınılmaz. İnsanlar yeni markaları peki nasıl keşfediyorlar? Şimdi dijitalleşme kaçınılmaz dedim, imkanın var dedim. İyi güzel ama bir markasın ve marka olarak sen kendini hedef kitlene hangi yollarla anlatacaksın, nerelerde bulunmalısın ki insanlar senin markanla ilgili bilgi sahibi olsun? Şimdi biraz B2B yani business to business yani işten işe. Ne demek bu? Arada tüketici olmadan. Ne demek arada tüketici olmamak? Diyelim ki ben bir kooperatifim. Bir tarım işi yapıyorum ya da çiftçiyim. Beni kim satın alıyor benim malımı? Önce kooperatif satın alıyor. Sonra market satın alıyor, manav satın alıyor ve sonra tüketiciye gidiyorum. Yani esasında bir sürü aracı var ticaret zincirinde. Bu zincir içinde tüketiciye varmayan noktada nasıl markalardan haberdar oluyorsun dendiğinde hala fuarlar ve konferanslar bir numara. Çünkü hedef odaklı geliyor. Hediyelik eşya arayanlar yani ya da züccaciyeciler, nalburlar, manavlar, tekstilciler, hangi konferansa, otomotivçiler hangi konferansa gideceğini biliyor. Bu konferansları ve bu fuarlar artık fiziksel değil, dijital yapılıyor. Bugün bir sürü fuar aynı şekilde Hollers'de yer kiralıyor. Dijital olarak bilet alıyorsun kapıdan. İçeriye giriyorsun. Hol 1'de bir şekilde gidip de standı ziyaret edip de orada toplantını yapabiliyorsun. Veya network'ünden bilgi alabiliyorsun. Veyahut da meslektaşlarından bilgi alabiliyorsun. Genel olarak hala eski yöntemlerle iş yapıyorsun. Eski yöntemler dijitalleşmiş ancak bunu unutmamak lazım. En kıymetli bu yine B2B yani iş faaliyetinden diğer iş faaliyetine bir araştırma raporu olmakla birlikte tüketiciyle ilgili bilgiye geleceğim. Hala esasında referans sistemi işliyor dünyada da. Ne demek referans sistemi? Özellikle daha pahalı bir şey aldığınızda. En pahalı ne olabilir? Gayrimenkul olabilir. En pahalı ne olabilir? Araba olabilir. Veyahut da bir bilgisayar aldığınızda veya bir cep telefonu aldığınızda veya bir kulaklık aldığınızda. Yani cebinizde pahası yüksek olarak düşünmenizi, üç kere düşünmenizi gereken bir harcama yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Ben yapıyorum. Eşe dosta soruyorum. Sen hangi kulaklığı kullanıyorsun? Memnun musun? Sen hangi telefonu kullanıyorsun? Memnun musun? Mutlaka soruyorum. Esasında bu annelerimiz, babalarımız, sizin anneanneleriniz, dedelerinizin yaptığı usulle konudan, komşudan, akrabadan referans almaktan hiç farklı değil esasında. Hangi manavdan alışveriş yapacağımı bir mahalleye taşındığımda o mahallede oturana diyorum ki hangi manavdan alışveriş yapayım? Hangisi daha iyi mal satar? Hangisi daha iyi fiyatlı satar? Hangi market daha iyidir, eve servis yapar? Önce bu mahallede oturan komşuma soruyorum. Sonra başka kullanıcıların yorumlarını takip ediyorum. Bu yorumlar çok önemli. E-ticaretten alışveriş yapıyor musunuz diye sorayım. Ya yani herkesin burada yüksek oranda alışverişini e-ticaretten yaptığını varsayıyorum ama yanılıyor muyum? Hocam, Osman yine evet demiş. Osman, katılımcılığın için çok teşekkür ediyorum. Esra evet yapıyoruz demiş. Mert Evren evet yapıyoruz En demiş. azından bir kere Hikmet evet yapmışsınızdır demiş. bu 9 ayda. Evet hocam cevaplar evet, hayır yok.
Yani alışveriş yaparken başka kullanıcıların yorumlarını okuyor musunuz? Evet, o da hemen şimdi geldi. Yaparken de kullanıcı yorumlarını baza alıyoruz demiş arkadaşımız. Aynen. Çünkü aynı anda 5 tane satıcıdan aynı ürün ve aynı fiyata geliyor. İlk yaptığım şey değerlendirme puanına bakmak ve hakkında olumsuz bir şey varsa hemen elemek. Bu da emin olun 1 lirayla 100 lira arasında hiç fark etmiyor. Hepsine yapıyorum. Özellikle sosyal medya çok fazla işe yaramadığını görüyoruz. %30'larda çok fazla işe yaramıyor dediğimiz şey sosyal medya, yani TikTok vesaire gibi alanların ne kadar önemli olduğunu düşünün. Sosyal medya eczacı deposu arasında bile hala geçerli. Yani inanılmaz bir şey. Yanlış örnek verdim, geri alıyorum. Çünkü esasında regüle bir sektör olduğu için başka bir yerden vereyim. Marketle kooperatif arasında veyahut da bakkalla kooperatif arasında bile geçerli. Kimler online alışveriş yapıyor da dünya araştırması ne gösteriyor? 16-24 yaş arası çok kolay alışveriş yapıyor. Kredi kartını da çat diye veriyor. Çok daha rahat alışveriş yapıyor. Hatta kumbara olarak kredi kartını saklıyor. Güveni çok daha yüksek dijital platforma. Yaş aldıkça 55-64'e gittikçe dijital, yani online satın alma oranı düşüyor. Çünkü o hala markete gidip de elmaya dokunmayı, domatesi koklamayı tercih ediyor. Daha da önemlisi bir şey söyleyeyim. Kasiyerle sohbet etmeyi seviyor. Veyahut da kapıdan girerken güvenlik görevlisiyle amca merhaba dediği zaman kendini iyi hissediyor. O banka reklamları vardı, hatırlar mısınız? Önce hepsi dijitalleşmeye gitti. Dijitalleştik, bankamatiklere, her şey ekran altında. Artık bankaya gitmenize gerek yok diye reklamı verdiler, verdiler, verdiler. Sonra araştırmalar gösterdi ki, sevilen marka olmaktan vazgeçmiş bir sürü tüketici, en çok sevdiği banka hakkına gelmiyor bir türlü. Çünkü eşitlenmiş. Sonra birdenbire tekrar, buyurun müşteri temsilciniz bekliyor, bir çay içimine sizi davet ederiz'e başladılar. Hepsi bu araştırmaların sonunda esasında. Bu rakamlar ne işe yarıyor diye sorarsanız, işte buna yarıyor. Bazen dijitalleşme derken asla unutmamak lazım. İnsanlar sıcak, samimi, bizden birini halen arıyorlar. Ses tonunu çok da değişsin istemiyorlar. Yüzümü görmeseniz, görüyor musunuz bilmiyorum. Sırf ekranı mı görüyorsunuz? Bu arada yüzümü görüyor musunuz aynı anda? Hocam sizi de görebiliyoruz. Harika. Yüzümü görmeseniz emin olun etkisi daha düşük olur. Yüz ifadesi, ses tonu kadar bu video konferanslarda önemli. Bir ikna, bir konuyu anlatırken podcast'ten daha güçlü olduğunu da bu vesileyle söyleyeyim. Podcast iletişimi bir konferansı veriyor olsaydım daha farklı konuşurdu muhtemelen. Daha madde madde konuşmak gerekiyor orada. Akıcı bir konuşma yapamıyorsunuz. Akıcı konuşmada kulakta kayboluyor gidiyor. Masalsı bir şekilde gidiyor. Özellikle podcast'te madde madde. Birinci madde bu, ikinci madde bu, üçüncü madde bu. Yani beyne esasında onları tek 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 kazımak gerekiyor. Bütün mecraların kendi içinde bir iletişim disiplini olduğunu da böylece söylemiş olayım. İnternet kullananların 16-24 yaş arasında Türkiye'de esasında bu ortamda çok yüksek olmakla birlikte e-ticaretin gidecek çok yolu var. Dünya ortalamasının altında. Bu hem belli bir yaş grubunun sosyalleşme için alışverişi kullanması nedeniyle oluyor. İkincisi, kredi kartını şu internete verme konusunda belli bir yaş üstü çok temkinli. O kredi kartının çalınacağına, mutlaka başka bir alışverişte kullanacağına neredeyse emin, güvenilir bulmuyor. Şimdi bankalarda
aracı kurumlarda ne kadar güvenilir olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Sanal kartlar var. Belli bir limit koyuyorsunuz. Diyelim ki 100 liralık alışveriş yapıyorsunuz. 99 liralık alışveriş yapıyorsunuz. 100 liralık limiti koyuyorsunuz ki böylece bakiye olarak 1 lira kalıyor. Ve çalınsa dahi onun sadece 1 lira çalınmasını kabul etmiş oluyorsunuz gibi. Emniyetli alıştırma yöntemleri uygulanıyor finans sektörü konusunda. Teknolojiyi en iyi kullanan sektör nedir derseniz? Ben size sorayım, cevap vermeyeyim. Teknolojiyi en iyi hangi sektör kullanıyor sizce? Arkadaşlar chatten benim adımı seçerek yazabilirsiniz bu arada. Chat kapalı değil. Hizmet, bankacılık, pazarlama, e-ticaret ve bankacılık. Çok doğru. Yani bankacılık, fintech en yüksek. Yani teknoloji şirketleri tabii ki teknolojiyi kullanıyor. Bu teknoloji platformu burası. Microsoft, Apple, Google vesaire. Ya onların zaten iş yapış şekli teknoloji. İcatları da teknoloji, iş yapışları da teknoloji. Ama en büyük dönüşümü gerçekleştiren bankacılık sektörü. Tamamen dijitalleşme üzerine gidiyorlar. Ve farklılaşmayı da burada arıyorlar. En fazla yatırım yapanlar kredi veriyor elektronik ortamda vesaire. Yani o güven ortamını bu ortamda, elektronik ortamda sağlamaya çalışıyor ve büyük bir miktarda da başardılar. Ne alınmış diye çok kısaca geçeyim ama yani merak ediyorsanız söyleyeyim. En fazla ne alınmış biliyor musunuz COVID sırasında? Spor malzemesi. Sonra süpermarket. Yani evde kaldığımız zaman kendimize verdiğimiz en önemli ödül kendimize iyi bakmak için vücut geliştirmek olmuş. Spor malzemesi almışız. Ya bir tane mat almışız yerde bir egzersiz yapabilelim diye. Ya bir top almışız. Ya bir ağırlık almışız, ya bir şort almışız, ya bir spor ayakkabı almışız. Ki spor ayakkabı çok yüksek bu arada. Özellikle sadece evden değil, dışarıda da konfor şıklığın önüne geçti. Kadınlar doğrulayacaktır. Topuklu ayakkabı giymeyi ara ara severiz. Yani en zor şartlarda yürümeyi kabul eder ve topukluyu giyeriz. Ama dışarıda çıktım, işe de gittim. Topuklu ayakkabı giymek aklımın ucundan geçmedi. Bu dönem konfor dönemi. O kadar sağlığımıza ve ekonomik sağlığımıza odaklandık ki ve sosyal hayatımızın korumaya mümkün olduğu kadar özel hayatımızı korumaya odaklandık ki şıklık, süs, püs, eğlence falan filan geride kaldı. Eğlenceyi de tükettiğimiz için şimdi hatırlarsanız ilk başta söylemiştim. Daha ziyade bilgi tüketmeye doğru gidiyoruz. Markaların dikkat etmesi gereken çok önemli bir şey var bu dijitalleşmede. Hedef kitleni reklamla seçebiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Yani ben bir spor ayakkabısıyım. Ve spor ayakkabımı esasında bakıldığı zaman yürümeye başlayan bir yaşından hayatının sonuna kadar spor ayakkabısı giyebilirsin. Çok geniş bir kitle. Ama kendi içinde de türevleri var. Ağır ayakkabı var, koşu ayakkabısı var, atletizm var, yürüme ayakkabısı var, ev ayakkabısı var. Neyse yani o kadar çok çeşidi var ki. Sen kadın ayakkabısı var, erkek ayakkabısı var, çocuk ayakkabısı var. Her bir ürün segmentini farklı bir gruba hedefliyorsun. Çocuk ayakkabısını ağırlıklı anneye hedefliyorsun. İşte kadını belli gruplara hedefliyorsun ve diyorsun ki hepinizin başına gelmiştir ki bu doğru. Bir şeyi araştırıyorsunuz Google'da, sonra size çatır çatır o konuyla ilgili reklamlar geliyor. Doğru mu? Bu esasında artificial intelligence. Yani Türkçesini söylemeyeceğim. Türkçeye hayranım dedim. Gördünüz mü başıma geleni? Yapay zeka hocam. Yapay zeka. Eğer açık tutarsanız sesinizi de kayda alıp size çok güzel konuştuklarınızdan bir özetle uygun ürünleri
önünüze çıkartıyor. Yapay zeka dediğiniz çok uzak değil. Yapay zeka tam içimizde. Ve yapay zeka her gün akıllanıyor. Yapay zekayı akıllandıran şey ne? Veri. Bu konuşmamız bir veri. Gizli bilgi yok. Benim telefonum da burada. Dolayısıyla da YouTube'da da açık. İzin verdiğimiz bir bilgiyi kullanmasına da baştan izin vermiş oluyoruz. Ve buradaki bilgi de diğer bilgilerin içine geliyor. Ve muhtemelen Işıl'a yarın Zoom'la ilgili birkaç bir şey gelecek. Çünkü 5-6 kere, 100 kere Zoom dedim. Veyahut da reklamcılık dedim. Hangi kelimeyi daha fazla sarf edersem onunla ilgili spor ayakkabısı çok kullandım. Muhtemelen yarın spor ayakkabısı ile ilgili belli bilgilere maruz kalacağım. Reklamlara. Ancak engellemem mümkün. Ve reklam engelleyiciler dünyada çok kullanılmaya başladı. Hanginiz hangi platformların reklamsızına ekstra para ödüyorsunuz bilmiyorum ama ödeyen çok var. YouTube'da reklamsız izlemek istiyorum premium'u alabiliyorsun bir ücret ödeyerek. Hiçbir reklama tabi olmadan, hiçbir reklama maruz kalmadan izleyebiliyorsun. Bu iletişimin esasında zorlandığı nokta olacak. Çünkü özellikle hedefleme yaparak, segmente hedefleme yapılarak dijitali kullanan markalar burada çok zorlanacak. Çünkü tüketici bu bombardımandan kurtulmak için blok koyacak. Dolayısıyla da tercihini senden yana uygulayacak, tercihini seni ne olursa olsun kabul edecek altyapıyı sağlamak, yatırımı yapmak zorundasın. Sadece dijitalleşmeyle olmuyor dediğim konu da bu. Seni bloklamaması gerekiyor. Aynı o Hollywood filmlerinde seyrettiğimiz durumlar hayatımızın gerçeği. Dünya ortalamasında özellikle aylık olarak bakıldığında ve gittikçe de yükseliyor. Yani bu beyaz olan kolon Nisan ayında daha sağ taraftayken şu anda yukarıya doğru gidiyor. En fazla göremiyorum Endonezya'da reklamlar bloklanıyormuş. Bu arada böyle de bir bilgi var. Sebebini bilmiyorum. Şimdi ben de daha fazla merak ettim. Bu toplantı biter bitmez gideceğim ve araştıracağım niye olduğuna dair. Hatırlar mısınız? Haberlere kimse güvenmiyor. Haberler konusunda bir sorun var demiştim. En büyük sorun güven sorunu. Nerede haberi nereden izleyeceğine veyahut da ne satın alacağına güvenmek büyük bir sorun. Güven dünyanın en büyük sorunu şu anda. Markaya güven, patronuna güven, iş arkadaşına güven, devlete güven, cumhurbaşkanına güven, bakana güven, sokaktaki satıcıya güven, herkese, bila istisna herkese. Hatta sivil toplum kuruluşlarına. Sivil toplum kuruluşları ağırlıklı sosyal amaç nedeniyle kurulmakla birlikte onlara da güven sarsılmış bir durumda. Özellikle zor dönemlerde güven de sarsılır. Şu anda dünya tarihimizin, bizim yaşam tarihimizin en zor dönemlerinden birini geçiriyor. Bir yandan hastalık, bir yandan ekonomik hastalık, bir yandan sosyal hastalıklar, bir yandan bireysel tükenmişlikler, bir yandan yeni gelişmeler, yenilikler, en zor dönemlerden birini geçiriyoruz. Umarım geçiriyoruz, geçiriyoruz ve bitecek. Tez mi bitecek? Soruyorsanız tez bitmeyecek. Çünkü 9 ay süren bir süreçten çıp diye kurtulamazsın. Özellikle salgının mutasyona uğrayıp da farklı ülkelerde, özellikle İngiltere başta olmak üzere farklılaşarak tekrar güç kazandığına dair de bir yandan aşı ve ilaç gelişirken bilgiler var. Bu da esasında minimum 2023'e kadar bu savaşı süreceğimiz tartışılıyor.
Dolayısıyla da bu güven konusu, güven perçinlemek konusu çok önemli. Öyle gel geç bir dönemden geçmiyoruz. Yine İngilizce, biraz daha fazla konuşmam gerekecek burada. İnsanların %57'si dünyada haberin kalitesine güvenmiyor. %76'sı kalitenin de ötesinde haberin yanıltıcı, hatalı veyahut da yalan haber olduğuna inanıyor. En fazla neye güveniyor diye bakarsak, benim bir ekran değiştirmem gerekiyor çünkü ekranın sağını göremiyorum. Ancak sosyal medyaya güven, şöyle bir ekranı çekmem gerekiyor. Şunu görüyoruz, tradisyonel medyaya güven düşüyor. 2017-2018'de dünyada bir yükseliş olmuş. Fakat şunu görüyoruz, genel olarak tüm gruplarda bir düşüş var güvende. Haberin doğruluğuna inanmıyoruz hiçbirimiz. Ve Türkiye dünya ortalamasının ötesinde güvenmiyor. Dünyada ortalama %56'lardayken Türkiye'de %64 yanılmıyorsam, çok net göremiyorum ama 63 ve 64 civarında haberin yalan, yanlış ve yönlendirici, manipüle edici gözüküyor ve Brezilya'da bu daha yüksek. Brezilya ve Türkiye insan davranışları açısından birbirine çok benzer. Tepkiler çok benzerdir. Dolayısıyla da Türkiye'de gittikçe sola doğru gidiyor. En fazla güven nerede var derseniz, Hollanda'da, Almanya, Norveç, Danimarka'da haberin, yani başkası bir şey söylediği zaman, gazetede okuduğu zaman, gazeteci söylediği zaman veya arkadaşı söylediği zaman sözüne güven olduğuna inanıyor. Türkiye burada basamakları ters yönde gidiyor maalesef. Dünyada da bakıldığında Türkiye özellikle 180 ülke içinde serbest, liberal olarak kendi fikrini söyleyeceğine dair inanç ta 157. sırada 180 ülke içinde, çok yazık. Buna da özellikle politik ve medyanın iş dünyası tarafından sahip olması diye nedenler gösteriliyor bütün araştırmalarda. Liderlere güven çok zayıf. %66 insan liderinin, bu lider derken çalıştığı şirketin lideri olabilir, ülkenin lideri olabilir, başka ülkenin lideri olabilir. Lidere güven, güvensizlik %66, güven değil. Hani güven olsaydı yine iyiydi. %66'sı güvenmiyorum diye cevap veriyor. En fazla kime güveniyor biliyor musunuz? Bilim adamına. Bilim hala kazanıyor. Onun için bilim, 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 ilim, 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 ilim diye boşuna söylemiyoruz. Esasında hala bilim kazanıyor. %80 bilime inanıyor. %70'e yakın kendi çevresindeki insana güveniyor. Yani bildiği, tanıdığı veya kendi ülkesindeki insana, Türk'e, Amerikalı Amerikalı'ya inanıyor desek yeridir. Çünkü kendi çıkarlarına ve kendi sorunların ortak olduğuna. CEO'lara, yani genel müdürlere güven daha düşüktü enteresan bir şekilde 2018 ve 2019'da. Bu yıl arttı. Bunun da nedenini biraz deştiğimizde şunu görüyoruz. Büyük bir ihtimalle insanlar güvenmek istiyorlar. Yani bir yere büyük lidere inanmıyorsun. Bari sana en yakın lidere inanayım. Bir inanma ve güvenme ihtiyacımız var. Çünkü tek başımıza halledemeyeceğimiz, yani pandemiyle hangimiz tek başımıza savaşabiliriz? Ekonomik sorunla hangimiz tek başına, dünyanın ekonomik sorunuyla sadece ülke olarak yaşamıyoruz ki? Hangimiz tek başına savaşabiliriz ki? Veyahut da cinsiyet eşitsizliğine. Veyahut da büyük sorunlar var, ırkçılık gibi. Yani bütün bunlarla tek başımıza mücadele etmemiz mümkün değil. Birilerine ihtiyacım var hareket ederken.
Dini liderler çok düştü. Dini liderler çok yüksekti. Din artık bağlayıcı değil. Din yerine daha ziyade bilim dünyası. Özellikle pandemide bu değişti. Ülke hükümet yetkililerine, bu dünya bu arada ve en az güvenilen çok zengin olan. Yani kapitalist düzende her şeyi ticari olarak ne yaparsa yapar, gözünü para bürümüştür. Ben ona güvenmiyorum ifadesi gittikçe artıyor. Çok zengine inanılmıyor. Zenginler de bunu değiştirmek için iyilik yapmaya çok çaba gösteriyorlar farkındaysanız. Hayırseverlik olsun veyahut da markalarıyla iyilik yapmak olsun. Pandemi sırasında yapılan bir araştırma var. Pandemiyle ilgili eğer ki herhangi bir iyilik yaptıysa pandeminin çözümüyle ilgili, bu maske bağışlamak olabilir, bu hijyen bağışlamak olabilir, bu yemek götürmek olabilir sağlıkçılara, sağlıkçıların transportasyonu olabilir, fark etmiyor. Herhangi bir şekilde pandemi döneminde toplumsal yaramızı, toplumsal sorunlarımızı halletmeye yönelik bir atak yapan, bir yardım yapan, bir akaryakıt veren ne güven ve tercih %89. Yapıyorsa değiştiriyorsunuz. Gofret aldığınız markayı bırakıp başka markaya geçiyorsunuz. Araba kullanıyorsanız akaryakıt dükkanını değiştiriyorsunuz. Deterjan alıyorsunuz, deterjanınızı değiştiriyorsunuz. Topluma, kendinize değil, topluma iyilik yapana siz de yatırım yapıyorsunuz tüketici olarak. Ve %70 diyor ki markaya güveniyorsam eskisinden daha önemli benim markaya güvenmem. Eskiden lezzetten dolayı gofreti satın alıyordum. Ne derlerse desin, lezzeti çok iyiydi. Bugün öyle değil. Lezzetine bakmıyor. Kendine göre daha az lezzetli bir ürünü almaya razı. Yeter ki iyi bir marka olsun. Bunlar çok önemli göstergeler. Yeni bir markaya geçmiş. Bu nedenle %44 yeni bir markaya geçmiş. Bu %37'lerdeymiş. 3 ay evvel. Yani 3 ayda Nisan 2020'den Haziran 2020'ye %7 oranında insan demiş ki ben yeni bir marka kullanmaya başladım. Çünkü bu koronavirüs sırasında bana şefkatle yaklaştı, topluma şefkatle yaklaştı, bana ve topluma iyilik yaptı demiş. Ve bunu yaparken de %40'ı demiş ki ben markayı terk ettim demiş. Ve kalıcı olarak terk ettim demiş. O elini taşın altına koymadı. Hala ticaret düşünüyor biz burada bütün bu sorunları yaşarken demiş. Ve bu da %34'ten %40'a çıkmış. Eskiden bu araştırma, şimdi gösterdiğim slaytta, bir markanın kendi sorununu çözmesini isterdi. Yani işte güvenilir bir satıcı olsun, sağlayıcı olsun, bilgiyi doğru versin, beni korusun. Hep ben satın alıyorum, ben vardı. Bu pandemi bize sosyal problemlere çözüm konusunda bireysel olarak daha yakın olduğumuzu gösterdi. Çünkü sorun o kadar büyük ki birlik olduk ilk defa. Bireysellikten vazgeçtik. Artık hepimizin derdi can derdi. Hepimizin derdi mal derdi. Yani peş peşe geliyor maalesef. Ekonomik sorunlar can derdini kovalamaya başladı. Zaten ilk günden bunun ipucunu vermişti. Hayatıma renk katsın. İlk zamanlarda bu Nisan ayında yapılan %73, yani benim hayatıma neşe katsın bir ürün. Artık kimse neşe falan aramıyor. Herkes esasında hikaye arıyor, ilham arıyor. Kendini tazeleyecek bir ilgi dağıtımı bekliyor. Eğlence öncelik değil. Bunun Ocak ayında çıkacak raporda düşeceğine eminiz. Başka ne arıyor? İşbirliği arıyor. Etik davranmakla işini doğru yapmak ve etik davranmak arasında bir parametre var ve işini
çok iyi yaptığına inansa dahi etik bulmadığı bir iş dünyası var sol taraftaki tablodan. Ve güvenmiyor günün sonunda. Yani etik en önemli şey, yani güveni sağlayan en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Ahlaklı olup olmadığı ve de samimi olup olmadığı. Ancak birlik olursa karşı taraf, yani STK'lar, sivil toplum kuruluşları, hükümet, medya ve iş dünyası bütün güçlerini bir araya getirir, birleşirse, işbirliği yaparsa, o zaman güven sağlıyor. Hem işini daha iyi yaptığına inanıyor, hem daha rasyonel olarak fayda sağladığına inanıyor, hem de daha yüksek bir etik seviyeye konumlandırıyor ve tercihini o yönde kullanıyor. Bu esasında markalar için çok önemli bir ders. Yıllardır söyleriz, network çok önemli, network değil önemli olan. O network'ü nasıl hayata geçirdiğin. Demin CEO'lardan, liderlerden bahsetmiştim. Liderlere güvenden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? %90'ı devlet yetkililerine inanmıyor. Din liderlerine en fazla bilim dünyasına inanılıyor diye. İnsanlar diyor ki benim liderim, burada CEO olarak bakmayın fark etmez. Benim liderim sorunları çözmek için aktif olmalı. Bir etki yaratmalı. Öyle hala başını sallayıp işini yapan lideri ben lider kabul etmiyorum diyor. Liderliğin tanımı değişti. Lider eskiden zamanında görevini yerine getiriyorsa, sözünü tutuyorsa yeterliydi. Şu anda insanlar liderlerinden sorunların çözümü için bir sıçrama yapmasını, bir adım atmasını, bir etki yaratmasını eskisinden çok daha fazla bekliyor. %92. Yani benden çıktık, başkalarına sırtımızı dayadığımız bir dünyaya, bize, topluma, yani topluluğa sırtımızı dayadığımız ve liderlere sırtımızı dayadığımız bir döneme doğru uçar hızla gidiyoruz. Bu bizim Edelman, benim 23 yıldır kurucusu olduğum ünitenin dünyadaki iş ortağı. Türkiye'de biz temsilciyiz, yetkili temsilcileriyiz onların. Ve güven endeksleri yayınlıyorlar dünyada. Bu güven endekslerinde sol üst tarafta bir şirketin kabiliyeti geliyor. Yani hangi ürünü üretiyorsa, hangi hizmeti üretiyorsa bunu en kaliteli, en hızlı, en doğru, en erişilebilir, en uygun fiyatla kapasitesi söz konusu. Sağ tarafta taahhütleri çok önemli. Yani sözleri çok önemli. Ben diyelim ki çevreye eğer ki ayak izi olan bir ürün üretiyorsam çevreye ayak izimi şu kadar indireceğim. Ben gıda atığımı şu kadar indireceğim. Şu kadar karbon offsetleyeceğim veyahut da bundan sonra sadece yenilenebilir enerji kullanacağım veyahut da cinsiyet eşitliğini ön plana alacağım. Kadın güçlenmesi için şirket içinde politika uygulayacağım. Gençlere daha fazla yatırım yapacağım. Engellilerin engelsiz yaşama dönüştürmek için daha büyük çaba sarf edeceğim gibi sözler çok önemli. Yani bir şirketin rasyonel faaliyet alanı kadar önemli. Bakın dörtte bir yani %50'ye vardık. Bir markanın veya şirketin bir sosyal amacının olması çok önemli. Esasında bu sözlerini tutuyor bunun arkasındaki sözler bu sağ alttaki sosyal amacı. Demin söylediklerimden biri olabilir. Çocukla eğitim, çevre politikaları vesaire gibi. Ben şu alanda sosyal bir amaç güdüyorum. İklim değişikliği olabilir. Neyse sosyal amacı, iş faaliyetinin ötesinde ve de bir şirketin en sol alttaki esasında namus sözü dediğimiz samimiyeti çok önemli. Gerçekten samimi mi, dürüst mü, şeffaf mı? Bu
4 tanesi %25-25-25-25 eşitli artık. Eskiden halbuki gofreti gidip satın alırken lezzetine bakıyorduk. Sütlü mü bakıyorduk, sütsüz mü bakıyorduk, kakaolu mu bakıyorduk, kakaosuz mu bakıyorduk, portakallı mı bakıyorduk bir şeyi satın alırken. Artık sadece o kadar bakmıyoruz. Bayağı rafta elimiz sakıza da giderken, gofrete de giderken bütün bunları beynimizde geçiriyoruz ve bu skorların hepsini yenilediği zaman satın alma eylemini yapıyoruz. Bu kadar basit. Bunu arabaya geçtiğinde daha yüksek yapıyorsun. Cep telefonuna geçtiğinde bir nebze daha az yapıyorsun. Derece derece, özellikle fiyat derece derece bu parametrelerin hepsinin işlemesini sağlıyor. Ve bu sosyal amaç sahibi markaların mutlaka ve mutlaka bunu sadece amacını açıklaması değil, avukatlığını yapması çok önemli. Elçiliğini yapması çok önemli. Yani ben toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyorum şirket olarak. Lideri olarak bu şirketin. Peki ne yapıyorsun? Eylemin ne? Çok önemli. Eylemim ne? Ben şirketin minimum %50'li kadın erkek oranını eşitleyeceğim. Ben yönetim kurulunda kadın erkek oranını eşitleyeceğim. Ben üst düzey yönetici olarak kadın erkek oranını eşitleyeceğim. Ben çocuk okutuyorsam kız erkek eşitliğini eyleme geçirdim farkındaysanız. Sadece bir söylem halinde değil bu. Yetmez. Avukatlığını nasıl yapabilirim? 50 tane müşterim var bugün portföyümde. Diyelim. Ya da sizin etkileyebileceğiniz alanda 50 kişi var. O 50 kişiyi sizin amacınızın uğruna yolunda ikna etmeniz ve bu ikna ederek sosyal etkinizi arttırmanız bir o kadar önemli. Dolayısıyla da bir elin nesi var, iki elin sesi var. Gerçekten önemli. Sizin amacınızı takip eden başka markalar yaratabilirsiniz veya birey olarak başka kişiler yaratabilirseniz. Bir çocuk okutuyorum. Şurada 100 kişiyiz. 100 çocuk okutuyorum. Hepimiz aynı amaç. Ben sizi ikna edip de senede 150 liraya bir çocuğun eğitimine destek olabiliriz. Örneğin. Veyahut da 50 lira verebiliriz veya 5 lira verebiliriz. Daha az çocuk okuturuz ama bal gibi ortak amaçta ben 150 lira veriyorsam bunu yükselterek daha fazla çocuğun eğitimine destek olabiliriz birlikte. Birlikte hareket ettiğimiz zaman kesinlikle daha güçlüyüz. İnsanlar da bunu bekliyorlar. %51 başkaları insanlar markalardan 2017 yılında hareket etmelerini, eyleme geçmelerini gerekiyor mu sorusuna %51 derken Ocak başında yapılan bir araştırma bu. %64 artı %13. Bugün sorsanız eminim hani Ocak ayında veya Şubat ayında yeni raporlar çıktığında konuşsak oldukça farklı zıplamalar çıkacak. İnsanlar hangi konularla ilgili peki? Biraz hızlanayım. Zamanımız doluyor galiba, değil mi? Hocam devam edebilirsiniz. Şu an 56 geçiyor. 4 dakika var ona ama biz bu çağa kadar burada bekleyebiliriz. Arkadaşlarımız beklerler diye düşünüyorum. Tamam. Yani çok kısaca toparlayacağım. Çok önemli konu başlıkları var. Şimdi rakamları konuştuk. O rakamları nasıl kullanacağımızı da konuştuk. Dijitalleşmenin dışına çıkıyorum artık. Çünkü dijital bir araçtı farkındaysanız. Bir kere daha altını çiziyorum. Biz bu dijitali nasıl daha iyi aktive edebiliriz? İnsanlar ne arıyorlar dendiğinde dünyanın en büyük sorunlarının başında sürdürülebilirlik geliyor. Sürdürülebilirlik birkaç parametrede ele almak lazım. Bir tanesi çevresel, bir tanesi ekonomik, bir diğeri toplumsal, yani sosyal olarak bakıldığında ve bunun da mutlaka ekonomik bir çerçeve içinde yapılması gerekiyor. Bir dönüşümü tamamlaması gerekiyor. Sağlık ve hijyen çok önemliydi. Bu yıl kafamıza herhalde sağlık ve hijyen hepimize şöyle uyusanız ve uykunuzu da sorsam bu yılın en önemli konusu neydi diye sanırım hepimiz uykumuzda bile sağlık diye cevap verebiliriz.
Hani kimimiz COVID der, kimimiz hastalık der ama esasında sağlık. Bu sağlık birkaç türlü ele alabiliriz. Bir, fiziksel hastalık. Yani COVID ve COVID'e bağlı hastalıklar ve diğer kronik hastalıklar. Yani diğer kronik hastalıklar da çok önemli çünkü insanlar hastaneye gitmeye çekiniyor. Yani hastalık çok önemli bir mevzumuz bizim. İkincisi hijyen. Bende iz bıraktı. Elimi evdeyim. Bütün gün neredeyse tek başıma bir odadayım. Hani ev ahalisiyle de irtibatım yok. Hiç kimseyi görmüyorum. Ama gidip 40 saniyeden 20 saniyeye indim. Ama devamlı ellerimi yıkıyorum. Devamlı orada bir pompadan ellerime kullanıyorum. Hocam devam edebilirim. Bu bir alışkanlık haline geldi. Çevreyi korumamız gerektiği, yani çevre, çünkü dünya bize yetmiyor böyle tüketmeyi sürdürürsek. Gerçekten 2050 yılında ikinci bir dünyaya ihtiyacımız var. Biz böyle tüketeceksek ve tüketmeyi sürdürürsek, ki büyük ekonomiler COVID öncesinde çok büyük bir tüketim, özellikle Çin inanılmaz büyük bir tüketim yapmaya başladı. Ve bu da çevreye verdiğimiz ayak izinin çok önemli oluyor. Dolayısıyla bu konular çok önemli. Özellikle ekonominin iyileşmesi için eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim birkaç şekilde bakacağız. Ortak konu başlıkları var. Gençler. Gençlerin güçlenmesi. Bu birkaç alanda. Öncelikle tabii ki eğitim. Arkasından istihdam, yani meslek sahibi olmaları, iş sahibi olmaları ve kaliteli, nitelikli esasında üretim. Gençler, geleceğimiz diyoruz ama gençlere ne kadar yatırım yapıyoruz çok emin değilim. Bu genç arkadaşlarsınız, beni uyarın. Biraz sözde kalıyor olabilir. Çünkü ben de LinkedIn'de devamlı dolaşıyorum. Devamlı şunu görüyorum. Bir pozisyon açıldı, başvurun. Junior bir pozisyon. Ancak 3 yıl bir deneyim istiyorum. Kendi içinde çelişkili. Yani görüyorum ve anlıyorum. Ne olursa olsun iş dünyasının gençlere yol göstermesi gerekiyor. Sadece okutmakla olmuyor. Okuyan gencin mutlaka üretime değer katacak, katma değer katacak platformlara da sahip olması gerekiyor. Nitelikli olmak önemli. Ancak sadece nitelikli olmak da yetmiyor. Şans faktörü de çok önemli. Gencin hırsı da çok önemli. Ama esasında bu sadece gençle çözülebilecek bir şey değil. Topyekün hepimizin bir araya gelip birlikte çözmemiz gereken bir durum. Birlikte daha güçlüyüz. Kadını, erkeği, bütün toplum eşit. Her türlü cinsel tercihte eşitiz. Hatta bunları yaparken bütün canlıları da katıyorum. Esasında canlı olan her şey bir arada olursa güçlü. Bunu hayvanları korumak için de söyleyebilirim. Girişimcilik çok önemli. Girişimciliğe fırsat vermemiz lazım. Başarısızlığa fırsat vermemiz lazım. Dünyada araştırmalar şunu gösteriyor. Girişimciler, en iyi girişimci birkaç defa batmış girişimci. Bunu gençken yapmak lazım. Çünkü gençken kaybedecekler, riskler daha az. Gittikçe riskler büyüyor. Aile sahibi oluyorsunuz. Veyahut da meslekte biraz ilerliyorsunuz. Maaşınız gelişiyor. Tazminatınız artıyor. Yani hem finansal, hem maddi, hem yani hem maddi hem manevi olarak riskler çoğalıyor. Tabii ki şiddet tek karşı olmak hepimizin vazifesi. Yani şiddet kabul edilebilir bir şey değil. Herkes eşit. Bir bunu anlayabilsek, birbirimize saygı gösterebilsek, sadece eğitimle mi geliyor? Sadece eğitimle gelmiyor. Görgüyle geliyor esasında. Toplumsal bir iyileşme lazım. Ama eğitim
toplumsal gelişmek için çok önemli. Sadece eğitimi bir müfredat programı olarak görmemek lazım. Esasında adab-ı muaşeretten sosyal faydaya, davranış bilimine, iletişime, her meslek grubunun, her eğitim alanının mutlaka ve mutlaka yan kol açması gerektiğine inanıyorum. Aynı hukukun bilinmesi ve teknolojinin bilinmesi gibi kadınların ve gençlerin iş dünyasına katılımı. Bunlar dünyada çok belli başlı konu başlıkları. Bir de hayatı zenginleştiren ne var derseniz, sanat, tasarım, estetik, hareket, egzersiz ve iyi yemek. Bunlar esasında, bunlar da birleştirici noktalar. İyi bir yemek uğruna, yani hepimiz ekmek yapmayı öğrendik. Hayatımda ekmek evde niye yapılsın ki? Şahane ekmek satın alıyorum diyen ben ekmek yaptım. Ekmek beni buluşturdu. Çünkü o kadar çok ekmekle ilgili tarif gördüm ki birleştirdi. Veyahut da bugün oturduğum yerden inanılmaz müzeleri geziyorum. İnanılmaz eserleri izliyorum. Bir gün Bolşoy Balesi'ni izliyorum. Bir gün Hollanda'da çok önemli bir stüdyoda bir baleyi seyrediyorum. Öbür gün bir yerde bir piyano resitali izliyorum. Öbür gün dünyanın en önemli şefinden bir konçerto dinliyorum. İnanılmaz zenginleşiyorum. Bunu bana sağlayan dijitalleşme, biliyor musunuz? Çünkü ne param, ne pulum, ne zamanım benim aynı gecede böyle bir şey yapmaya fırsat veremez veya aynı ayda yapmama fırsat veremez veya hiçbir zaman veremez. Yani böyle bir şey yapmaya. Ama şu an bu pandemi esasında bize bu zevkleri çok net tattırttı. Ve ortak olarak da görüşmediğim bir sürü arkadaşımla görüşür oldum. İşten dolayı arayamadığım arkadaşlarıma nasılsın diye telefon açıyorum. Bir Zoom'da 2 dakika buluşuyoruz. Bütün bunlar dijitalleşme uzaklaştırmıyor esasında. Dijitalleşme yakınlaştırıyor. Belki de son söz olarak böyle bıraksam çok daha iyi olur. Dijitalleşmeyi lütfen büyüklerinizden duyuyorsanız, aman evladım ekrana kapandın, şu ekrandan da gözünü bir ayır. Esasında onun bir sosyalleşme alanı olduğunu bence o grupta yavaş yavaş anladı. Bunu bireysel ilişki kurmaktan markalar arası ilişkiye, devletle ilişkiye, STK'larla ilişkiye, üniversiteye, uzaktan eğitime, liseye, her türlü alana taşımak mümkün ve dijitalleştirmenin teknik olarak uzaklaştırdığı konusunu kesinlikle reddediyorum. Kesinlikle yakınlaştırıcı buluyorum. Aklınızda da böyle kalmasını istiyorum. Deyip sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Çok güzeldi. Ben gerçekten hiç dikkatimi dağılmadan dinleyebildim. Sorulara geçmeden önce arkadaşlara kısa bir duyuru yapacağım. Daha sonra sorularını alalım arkadaşların. Arkadaşlar, chat kısmından katılım belgesi için formu soruyorsunuz. Artık sadece etkinlik bittikten sonra formu paylaşıyoruz ve Zoom'u kapatmadan önce 5 dakika bekliyoruz. Siz de formu dolduruyorsunuz ve mail adreslerinize iletiyoruz. Şimdi sorularınızı chat bölümünden de yazabilirsiniz ama sesinizi açarak sorarsanız çok daha güzel olur bence. Tabii Işıl Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Kesinlikle ama çok sevinirim. Ben de chat'i açtım şu anda. Çünkü hem ekranı takip edip çok zor oluyordu benim için. Ben ekranı kapatıyorum ki hepinizin suratını tek tek görebileyim. Yaşasın. Çok mutluyum. Çünkü sadece aranızdan 4-5 kişiyi görebiliyordum. Evet. Hocam, söz alabilir miyim? Tabii. Merhabalar, öncelikle iyi akşamlar, ders için çok teşekkür ederim. Benim sormak istediğim şey şu, şimdi bu reklamların önüne geçirebildiğinden bahsettiniz. Yani sizce bu iyi bir şey mi olur yoksa kötü bir şey mi olur? Çünkü reklamlar bizim çoğu zaman doğru şeye ulaşmamızı sağlıyor. Şimdi birincisi, reklamları reddedip reddetmek kişinin elinde. Ve bunu yaparken de
Belli alanları kapamak kişinin elinde. Ölmeyecek, kişileştirilecek. Yani esasında iletişim biraz daha kişileştirilerek, büyük gruplara sesleniyoruz ama kişinin onu arzu etmesi için, talep yaratması için çaba göstermemiz gerekiyor. Ve sizin de belli markalara kapıyı açık tutmanız gerekiyor. Çünkü yaşam tüketime bağlı maalesef. Hepimizin yaşamı tüketmek üzere. Yani bir yandan üretirken tabii ki bunu hani üretme kısmını ihmal edilmiş bir tüketimden bahsetmiyorum. Ama günümüzün dünyası hatta bazen üretime yetişmeyen bir tüketimden bahsediyoruz. Dolayısıyla da siz kendiniz açacaksınız zaten, hepsine kapatmayacaksınız. Eğer bir tüketmemeye karar verip tamamen kendinizi kapamıyorsanız, ki modern yaşamda bu mümkün değil. Sadece belli alanları kapayacaksınız. Bu da marka farklılaşması yaratmak için çok önemli. Yani siz A grubuna kapatırken B grubunu açık tutacaksınız. A markasına kapatırken B markasını açacaksınız. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. İnsan zekasını, burada güzel bir şey var. Bizim filmlerdeki gibi yapay zeka daha da ileri gidip insan zekasını geçebilecek mi? Bilmiyorum. İnanmak da istemiyorum. Çünkü hala yapay zekayı insanın oluşturduğunu düşünüyorum. Ancak bir gün gelecek, bu yapay zeka her gün akıllanıyor dedim ya. İnsanın gücü ve aklı o yapay zekayı kontrol edemez hale gelmesi lazım. Şimdilik tehlike bu değil. Bu arada insan kendi beyninin kapasitesini de yükseltmeye çalışıyor. Yani şu anda beynimizin kapasitesinin çok azını kullanıyoruz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış ve her gün o kapasiteyi zorluyoruz esasında. Eğer paralel gelişirse bu bir güç dengesi olacak. İnsanlar bu yapay zekayı umarım doğru ve iyi için kullanırlar. Bence buradaki soru onların bizi ele geçirip geçirmeyeceğinden evvelki soru, insanoğlunun teknolojiyi iyi için mi kötü için mi kullanacağı, iyilik için mi kötülük için mi kullanacağı olmalı. Çünkü terör için de aynı araçlar geçerli. Hayırseverlik için de geçerli. Buradaki denetim mekanizması nasıl olacak teknolojideki? Çok uzun bir konu bu. Evet. Cevabı bilmiyorum. Samimiyetle. Teşekkürler hocam. Soruyu ben sormuştum. Tamam. Teşekkür ederim. Orada şimdi gördüm. Evet. Ahmet, teşekkürler. Işıl hocam, YouTube'dan arkadaşların çok selam var. Çok çok teşekkür ediyor. Eğitimde dijitalleşme nereye varır diye bir soru var arkadaşlarımızın Zoom ortamında ve YouTube'dan da benzer sorular geliyor hocam. Dijitalleşme nereye varır? Bir kere belli alanlarda tamamen dijitalleşmek mümkün. Örneğin iletişim sektörü. Örnekle açıklayayım. Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk COVID vakası çıktı. Yanılmıyorsam 11 Mart çarşambaydı. 13 Mart tarihinde ikinci kez gelen arkadaşlara hatırlıyorum ki bu hikayeyi anlattım ama özür dilerek tekrar anlatacağım. 13 Mart'ta şirketteki çoğunluk arkadaşımız bilgisayarlarını ve elektronik ve teknolojik tüm aletlerini alıp o hafta sonu eve gittiler. Öbür hafta sonu tüm şirketi esasında uzaktan çalışmaya tam hale getirdik. Aynı şeyi bizimle beraber ekosistemimizdeki bizim muhatabımız yönetim kurulları, pazarlama grupları ve kurumsal iletişim grupları da yaptığı için rutin toplantılarımızı daha büyük bir kolaylıkla ve daha büyük bir sıklıkla yapabildik. Bütün iletişimimizi cep telefonu ve şu ekran önünde veya arkasında, nerede olduğunuza bağlı, çok net yerine getirebildik. Bir tek
vazgeçtiğimiz şey fiziksel etkinlikler oldu. Yani fiziksel konferanslar, toplantılar oldu. Burada da birkaç yöntem bulduk. Bir tanesi hibrit model etkinliklerde. %100 dijital. Şu anda esasında biz bir salonda da olabilirdik. Fiziksel bir etkinliği bal gibi burada şu ortamda yapabiliyoruz. Ve çoğunuzun suratına ile konuştukça daha da yakın. Yani gözümün görebileceği kadar yakın. Surat ifadenizi görebilecek kadar yakından çok net olarak yapabiliyoruz. Ama maraton yapıldı. Yani şöyle düşünün. İstanbul Maratonu sanal ortamda koşuldu. Herkes kendi bilgisayarından girerek yapıldı. Esasında belli sektörler bunu çok net olarak başarabildi. Üretimi başarmak mümkün değil. Yani dijitalleşme robotlara teslim edilecek güne kadar dünyada ve Türkiye'de kat edecek çok yolu var. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Karanlık üretim, ışıksız üretim deniyor. Yani karanlık deyince kötü bir şey çağrıştırdı. Işıksız üretim deniyor. Yani insan gözünün ışığa ihtiyacı var ama robotun esasında yok. Mekanik olarak yapabiliyor. Bal gibi montaj sanayi. Galiba bize değildi, başka bir şeydi. Dolayısıyla da robotik üretim, otomasyon üretimi çoğalıyor ve çoğalacak, yol kat ediyor. Dolayısıyla da belli sektörler hızla, diğer sektörler arkadan gelmek kaydıyla dijitalleşme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. %100 dijitalleşir miyiz? Sanmıyorum, çünkü sosyal ihtiyaçlar ta esasında engelleyici faktör olacak muhtemelen. Yani dokunmak çok önemli, koku çok önemli. Yani bir atmosferin bir kokusu vardır. Covid'de duydunuz mu bilmiyorum ama koku alma kaybından bahsediliyor. Ve bunun nasıl bir insanoğlu için görme ve duyma kadar neredeyse önemli bir eksiklik olduğundan bahsediliyor. Akıl almıyor ama doğru. Çünkü koku esasında duygu yaratan bir şey. Hatta nostaljiyi bile kokuyla yakalayabiliyorsunuz. Yani Rebel Kolonya mesela bunu çok güzel kullandı. Anneannelerin evi kokusuyla, İstanbul kokusuyla veya Pera Kolonya bunu çok güzel kullanıyor. Koku anı canlandıran bir şey. Bir yandan da biliyorsunuz tehlikelerden koruyan bir şey. Yani siz kimyasal maddenin kokusunu aldığınız zaman korunuyorsunuz. Yangının ilk duman kokusunu alarak kendinizi koruyorsunuz. Elinizi yakmadan evvel koku alıyorsunuz. Sıcağın yani dolayısıyla da koku çok önemli bir şey. Şimdi göze hitap ettik. Sese hitap ettik. Dokunmaya hitap etmek ve buruna hitap etmek çok önemli bir şey. Kokuya hitap etmek. Sanırım bu ihtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımızı uzun müddet vazgeçemeyeceğiz. Bu duyguları bir şekilde sanal olarak bize yaşatırsa bu teknoloji belki de vazgeçeriz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu benim şahsi fikrim. Çok farklı düşünenler var eminim. Arkadaşlar seslerinizi bu arada kendiniz açabiliyorsunuz. Açarak konuşabilirsiniz. Bu çok önemli bir konu sordu arkadaşınız. Esra Güler. Bu robotlar, dijitalleşme, otomasyonun istihdamı engelleyici ve istihdamı azaltıcı olduğuna dair. İşte burada yeni sektörlere gençlerin yatırım yapması gerektiği, yeni alanlara, yenilikçi alanlara yatırım yapması gerektiği aşikar. Geleneksel değil, yenilikçi alanlara yatırım yapması gerekiyor. Yani eğitim sisteminin de bu yönde değişmesi gerekiyor ki istihdamı korunabilsin, ki zaten var olan istihdam sorunu çözülebilsin.
Çünkü zaten var olan istihdam sorununun üzerine bir de dijitalleşmeyle bu sorunu tetiklemek, Endüstri 5.0 veya 7.0 veya 10.0 ne gelecekse hayatımıza bunu engelleyecek şeyse insanoğlunun teknoloji üretimi için kendini geliştirmesi gerekiyor. Onun için azalmayacak. Sadece yatırım alanlarımız, eğitim alanlarımız değişecek. Yani şöyle söyleyelim, daktilo yazanlar da vardı eskiden. Onlar işsiz kalmadı, onlar başka bir şeye dönüştüler. Önce sekreter oldular. Yani benim işe başladığım zaman muhaberat denilen bir bölüm vardı. Biz el yazısı yazı yazardık. O el yazısı yazı bir kağıt üzerine, sarı atık kağıt üzerine, yani daha kalitesiz kağıt üzerine yazılır. Muhaberata gider. Muhaberat onu daktiloya çeker. Böyle hani klasik kolluklu. Sonra yukarı gelir. Tekrar okunur, edit ederdik. Bir küçücük makaleyi, bir toplantı notunu, herhangi bir şeyi, mektubu. Zaman kaybına bakın, israfa bakın. Bugün geldiğimiz noktada işte burada görüşüyoruz, öbür taraftan yandan yazışıyoruz. O insanlar işsiz kaldı mı derseniz, kendi yani çoğu onların önce sekreter, yani kursa gidip sekreter oldular. Akıllı daktilo kullandılar. Sonra bilgisayar kullanmaya başladılar. Sonra daha kalifiye işlere gittiler. Gelişim, gelişim, gelişim. Yani teknoloji gelişirken insanoğlunun da daha hızlı gelişmesi gerekiyor. Hocam bir soru daha var. Sizce eğitimde dijitalleşme kalıcı olacak mı? Diye YouTube'dan gelen bir sorumuz var. Eğitim çok zor bir alan. Yaşa göre değişmekle birlikte. Çünkü eğitim disiplini, özellikle sınıf düzeni bir düzenleyicidir. Bir terbiye yöntemidir. Bir konsantrasyon sürecini hızlandırır. Bireysel olarak bunu yakalamak çok kolay değil. Kaçamağa çok izin veren bir, yani kaçamak derken kötü niyetli söylemiyorum bunu. Burada eğitim alırken yandan birisinin size soru sorması, evliyseniz eşinizin, çocuğunuz varsa çocuğunuzun, evde hayvan besliyorsanız onun ihtiyaçları aynı anda dikkat dağıtabilir. Çocuklar için çok çok zor olmakla birlikte her yaş için eğitim, yani şu seanstan bahsetmiyorum çünkü buraya gönüllü geldiniz bir şekilde. Ama mecburi eğitimde bu konsantrasyonu sağlamak çok zor. Bence yöntemleri üzerinde psikologların, psikiyatristlerin, sosyologların çok daha fazla çalışması gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Buna benden daha iyi cevap verebilir bu arada. Evet hocam. Sorular yoksa arkadaşlar... Hocam bir soru daha var. Bunu da iletebilir miyim? Tamam, son soru yapalım. Hocamı da fazla yormayalım. Tamamdır. Hocam soruyu okuyorum. Dijitalleşme hayatımızın bir parçası olacağını varsayarsak günlük olayları takip etmek veya günlük olaylar hakkında yazılan makale veya yorumlara bakabilmek için önerebileceğiniz, sizin takip ettiğiniz bir site var mı? Çok site var, hiç site yok. Kendi doğrunuzu bulmak zorundasınız. Çünkü sadece bir önerim var. Kendi doğrunuzu bulurken internetin özellikle ve sosyal medyanın sizi belli alanlarda bir kapan, bir odaya aldığını sakın unutmayın. Kendi aradığınız, kendi inandığınız doğrultusunda bilgiye daha çabuk ulaşırsınız. Yani siyasi görüşünüz neyse siyasi görüşünüzü, cinsel eğilimimiz neyse o eğilimi veyahut da hobiniz neyse o hobi alanlarının daha ziyadesiyle sizi sarmaladığını fark etmeyebilirsiniz. Ve dolayısıyla da bir kapan, bir oda içine sıkışma tehdidi var sosyal medyanın. Dolayısıyla da burada
çok alanı izleyip kendi doğrunuzu bulmanız gerekiyor. Ben ama bilmediğim bir konuyu nasıl araştırıyorum diye hemen cevap vereyim. Ben çok fazla Googling yapıyorum. Yani bayağı Google'a yazıyorum. Sayfalarca döküm geliyor önüme. Çeşitlendiriyorum. Yani bir bilim adamı ne demiş diye bakıyorum. Bir sosyal medyada o konuyla ilgili kim ne demiş diye bakıyorum. Kendime göre bir sentez çıkarıyorum. Ve hangisinin doğru olduğuna da zaman içinde karar veriyorum. Belli alanları seçin kendinize, deneye deneye bulun. Tek şeyim bu. Çünkü benim doğrum sizin doğrunuz olmayabilir. Ne sosyal ilgi alanım, ne mesleki ilgi alanım. Mesleki soruyorsanız eğer, yani iletişimle ilgili soruyorsanız neyi takip ediyorsun diye, sadece iletişim alanını takip etmiyorum. Bir kere trendleri çok iyi takip ediyorum. PricewaterhouseCoopers'ı takip ediyorum, Ernst & Young'ı takip ediyorum, Deloitte'ı takip ediyorum, Simon Kucher Partners'ı takip ediyorum. İş dünyası trend raporlarını okuyorum. Orada neler oluyor, neler bitiyor diye. Davos'u takip ediyorum. Yani bu yıl gerçi olmadı. Daha şimdi bakalım olacak, tabii Şubat'ta olacak mı bilmiyoruz ama... İkincisi, belli kilit kelimeleri arıyorum. Örneğin sürdürülebilirlik, yani ekonomik, sosyal ve çevresel parametrelerde sürdürülebilir iş modelleriyle ilgili Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma UNDP galiba takip ediyorum. Birleşmiş Milletler'in neredeyse bütün komisyonlarını takip ediyorum. Çünkü orası esasında derlenmiş olarak tüm ülkelerin doğru kabul ettiği ve ortaklaşa kabul ettiği konu başlıklarını ele alıyor. Mesela şunu tavsiye ederim. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. 17 tane hedef var. Bu 17 hedefi içinde ayrı ayrı komisyonları var. Oradan başlayabilirsiniz dünya trendlerini öğrenmek için. Zaten sizi sağ sola savuracak o. Evet hocam, harika deneyim arkadaşlar için bunları takip etmek. Çok çok teşekkür ederiz. Işıl hocam, bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir fidanım daha olduğu için çok mutluyum. Ama karşımda şu anda gördüğüm 100 tane gerçekten geleceğimizi güvenerek teslim ettiğim pırıl pırıl insanlar var. YouTube'da göremediğim çok sevdi arkadaşımız. Birbirimize daha fazla birlik olmamız, daha fazla güvenmemiz, daha fazla doğruya doğru el ele ilerlememiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu da bize dijitalleşmenin ötesinde bir ders herhalde. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz hocam. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Çünkü ilkinde doyamadık. Bu kez gerçekten daha çok istemeye başladık. Artık üçüncüsünden sonra biz de dördüncüyü de isteriz de ilk önce üçüncünün sözünü alalım diyorum ben. Söz veriyorum zamanı. Benim de konu başlığı çalışmam lazım. Hatta konu başlığı önerebilirsiniz de bana arzu ediyorsanız. Evet, bir çalışalım arkadaşlar. Hangi konu başlığı isterseniz Telegram'da bir soralım. Bugün paylaştığım formun öneriler kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hiç hakkı verin ama en çok bildiğim konuları anlatayım. Diğerlerini tamam hocam, evet, ben size listeyi gönderirim. Öneriler kısmından çıkartıp siz içinden istediğinizi seçebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, formu paylaştım. YouTube'dan da paylaştım. Şu an Zoom'dan da paylaştım. YouTube'daki arkadaşlar geldi mi şu anda? Gelmiş. Evet. Arkadaşlar, kameraları açabilir miyiz? Bir fotoğraf alalım hep birlikte. Günün anısına. Şöyle canlı, enerjik fotoğraflar. Evet, kameraları mümkünse açalım hemen arkadaşlar. Evet, hep beraber. Eksik kalmayalım. Süper. Evet.
Devam arkadaşlar. Birkaç kişi daha. Hazır. Birkaç tane daha alacağım arkadaşlar. Emoji kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hocam tüm sayfaları alıyor muyuz? Peki. Evet alıyorum şu anda. Diğer sayfalardayım. Ben konuşayım mı diğer sayfalara girmek için? Evet olabilir. Tamam. Ben ışıklara da 1, 2, 3, 4. Yine arkadaşlar geliyor bu arada. Evet hocam onları almıyoruz artık. Evet Twitch çok önemli. Bu arada arada kaçırmışım. Gerçekten çok önemli. O da bir dönüm noktası doğrudur. Nasıl bahsetmedim? Teşekkür ederim. Evet. Kim uyarmış? Bu sunuma kesin Twitch'e ekleyeceğim. Kim uyardıysa teşekkür ediyorum. Kaçırdım çünkü o sayfayı. Süper. Hocam çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar hepinize. Resim bekliyorum sizden. Tabii ki. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hocam siz çıkmayın Erdem hocam çünkü bekliyoruz ya form için. Tamam ben kapatıyorum. Tamam. Hocam görüşürüz sizinle tekrar iyi akşamlar. Hocam sevgiler bay bay. Arkadaşlar eğer ki linke tıklayamıyorsanız kopyala yapıştır yapın çünkü formla ilgili bir sıkıntı yok dolduramayan arkadaşlar.